Ee, sendika vali açıklama yapmıyor. Milli Eğitim Müdürü açıklama yapmıyor. Bakanlık açıklama yapmıyor. Peki o zaman sivil toplum yapsın. Sendika var. Oradan bir açıklama yok. Gelmiş gelmiş açıklamalar. Sendikadan ben haberi izledim. Akita haberi. Evet. Ee, i̇lçe Milli Eğitim zaten tamam. Bunlarla alakalı uygulamalar, görevden yok. almalar falan var. Kardeşim, bağdı ı Basra, Atalan Üsküdar'ı geçtikten evet. sonra bir sorun tamam, ortaya sonuca... çıktığında anında söylentiye fırsat vermeden söylenti kargaşanın ikiz kardeşidir. İnsanlar bu kadar ne oluyor, ne, nereye gidiyor? Aa bir haber geliyor İmam Hatip. Bir haber geliyor yok ilkokulmuş. Bir haber geliyor ortaokulmuş. Bir haber geliyor, ıı, okul aile biri görevden alınmış. Bir haber geliyor, müdür yardımcısı görevden alınmış. Bir haber geliyor, aslında bu düğün filan kiriye verilmemiş. Anneler gününde, hmm. anneler gününde okul aile birliği para toplamak için anneleri davet etmiş. Bir çay partisiymiş bu. Kadın oynatılıyor. Bunun mantığı ne? Kadınları özel bir tabii program Kapalı yapmış. Kapalı olduğu için şey... Kadınlardan başı kimse yokmuş. Yani, onu yani şimdi bakın. E, peki e, İmam Hatiplerle ilgili ilim yayma cemiyeti var. Ensar var. Önder var. Ben belki 10 yeri aradım. İmam Hatip'te olmamış bu işte. İmam Hatip'in de olduğu bir okulun ortak etnik etkinlik alanına ait bir salonda İlk öğretim okulunun aile birliği üyeleri bunu planlamış, organize etmişti. İşte Kadınlara e, özel. bir Ümmü Hatip Ortaokul müdürü niye görevden alındı? O zaman niye o alındı? Şimdi bakın, e, mızrak çuvala sığmıyor. Hala bugün bu tür soruları sorup şu televizyonda bununla uğraşıyorsak işin aslı ne? Birisi yani "Bu ulaşalım" diye bir ay sonra çıktı işte. Bakın bu bir ayı bulmaması gerekirdi. Bu olay olduğunda yol kol kırılır, yen içinde kalırsa iki ihtimal var. Ya kol kangren olur ya da o kol çolak kalır. Onun için bakın bu işleri basit bir meseleyi bile ülke genelinde ümitsizliğe sebep olan bir hadise haline dönüştüren akıl Türkiye'ye iyilik etmiyor. Ve hala soruyorum. Arıyorum ben soruyorum. İnsanlar konuşmaya çekiniyorlar. Kimden çekiniyorsunuz? Allah'tan korkun ya. Ne olur? Neden? Gerçeği söyleyin. Neden yani? Yazık değil mi bu ülkeye? O annelere yazık değil mi? O öğrencilere yazık değil mi? O okullara yazık değil mi? O öğrencilerin bu psikolojisini kim nasıl düzeltecek şimdi? Her şey birbirine karıştı. Ya gerçek ne? sorumluluğu da alır, cezalandırırsın. Bu kadar zor mu bu? Bir tek sıradan bir olayı bile çözmekte bu kadar zaman içinde çözmekten aciz oluyorsanız o görevi bırakın. Bakın, milletvekilleri ne yapıyorlar? Gelsin iki tane milletvekili telefon etsin. Partisine zarar verecek bu. Parti niye bu konuyu bir an önce Ortaya çıkması için. Hadi vali konuşmak istemiyor. İl başkanı gider vesaire, ilçe başkanı gider oraya mesela neydi ne değildi bilgi alınması Güvenli lazım. Güvenli bir insan da araştırıyoruz. Olayın mahiyeti anlaşıldı. Sorumlularını bulmak istiyoruz. Açıklama yapacağız der. İnsanlar da bekler. Ama siz o açıklamayı yapmazsanız ya da yaptığınız açıklamadan bir şey çıkmazsa ya da söylediğiniz şeyin aksine bir durumla karşılaşırsak bak burada ne oldu? Herkesi yalancı durumuna düşürdüler. Önce bekledi insanlar. Sonra ilk gelen bilgilere karşı me mesaj verildi. Ondan sonra gelen bilgiler o ikinci bilginin de doğru olmadığını gösterdi. Yazık değil mi şimdi? Siz şuna daha çok öfkelenmişsiniz anladım. Kızmışsınız. Yani olayın kendisinden daha vahim olan belirsizliğin Uyu, saatlerce sürmesi. vukuundan beter bir hadise haline gelip hala hmm. efradına cami, ağyarına mani bir açıklama yapılmamış olmaz. Bakın milleti ciddiye alacaksınız. Sonra bu millet size güvenmez. Adam yerine koyacaksınız. Bir okulda dansöz oynatılmış. İmam Hatip olsa ne yazar, olmasa ne yazar. Tamamdır. İlkokul, zorunlu. Kaldı ki İmam Hatip de aynı yapı içinde. Eğer sorumluluğu yoksa ortaokul müdürünü niye göre?